Diyarbakır'ı Kürdistan'ın bir toprak parçası gibi gören Barzani, AKP'nin kongrelerinde "Türkiye seninle gurur duyuyor" tezahüratlarıyla şeref konuğu olarak ağırlanmıştır. Barzani'ye bağlı unsurların Kerkük'te Türkmenlere yönelik baskı, tehdit, şiddet ve katliamları karşısında AKP aciz kalmış, bir tepki göstermemiştir. Bugüne kadar Başbakan'dan Kerkük'te yaşanan Türkmen katliamı ile ilgili tek bir söz duymadık. Oysa Türkmenler bizim kardeşimizdir. Ama maalesef konu Türklük olunca AKP böyle bir konuya şaşı bakmaktadır. Varlığını Türk düşmanlığı üzerine kurmuş. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen konferansta konuşan Ermenistan Başsavcısı Agvan Ovsepyan, "Doğu Anadolu'daki bazı illerimizi Ermenistan'ın toprağı gibi görüp kendilerine verilmelerini talep etmiştir." Şimdi merak ediyoruz. Agvan Ovsepyan isimli Ermeni başsavcı AKP'nin kongrelerinde Barzani ile birlikte "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratları eşliğinde şeref konukları olarak ağırlanacak mı? Kerkük, Musul, Telafer, Turmatu kan kaybediyor. Türkmenlerin canına kastediliyor. Yaşadıkları topraklar ellerinden alınmaya çalışılıyor. AKP iktidarında ses yok. Urumçi'de, Doğu Türkistan'da baskı, zulüm, işkence var. Ölüm sokaklarda kol geziyor. AKP iktidarında ses yok. Şimdi soruyoruz. Bu hükümet, Türk'ün hükümeti, Türk'ün iktidarı mıdır? Türkiye dair ne varsa yok etmek isteyen zihniyetle birlikte hareket eden, sözde din adına hareket eden, ancak vicdanını karartmış olan bu zihniyet, özünden olana sahip çıkmamakta, adını bile anmamaktadır. Musul ve Kerkük'te bugün peşmergeler cirit atmakta, binlerce yıllık Türk topraklarını ele geçirmek için ellerinden gelen her türlü kahpeliği yapmaktadırlar. Erbil merkezli bu oyuna AKP göz yummakta, BOP'a olan hizmetini gerçekleştirmektedir. Hem din kardeşliği diyeceksin, hem de din kardeşlerinin kanının akmasına seyirci kalacaksın. Hem tevhidden söz edeceksin, hem de ülkende 36 etnik köken ayrışmasına kalkışacaksın. Türk tarihinden uzaklaşacak, Cumhuriyet'in Türkiye için attığı her adımın karşısında olacaksın. Türklüğü ve Türk milliyetçiliğini ayaklarının altına aldığını söyleyeceksin. AKP iktidar dönemi bu ülkenin 10 yıllık bir zaman diliminde nasıl dağılmanın eşiğine getirildiğini, varoluş amaçlarının değiştirildiğini, eksen kaymasının yaşandığını, paradigmaların alt üst edildiğini en iyi anlatan bir iktidar dilimidir. Sözde demokrasi ve barış adı altında çıktığınız ayrılıkçı yolun sonu yoktur. Boşuna ayak diremeyiniz. Türk milletinin kimseye vereceği bir karış toprağı olmadığı gibi paylaşabileceği egemenlik anlayışı da yoktur.
Milliyetçi Hareket Partisi ve Milliyetçi Ülkücü Hareket var oldukça hakimiyetimizin hiç kimseyle, hiçbir küresel güç ve onun taşeronuyla paylaşılmasına izin verilmeyecektir. Türk milleti ve Türk devleti kıyamete kadar var olacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyelim.